Herkese merhabalar. Bu hafta güzel bir devre tasarladım. Çizimini de yaptım. Konumuz 12 voltta çalışan bir inverterimiz var. Bu el yapımı da olabilir. Böyle orijinal fabrika bir ürünü de olabilir. Bu ürün 12 voltu verdiğimizde 220 voltu kendisi üretiyor. Elektrik kesildiğinde kendisi bunu algılamıyor. Buna bir devre yapacağız. Yani aküye bağlıyken kendisi elektriğin kesildiğini anlayacak ve hemen devreye girerekten elektrik üretmeye devam edecek. Bir de benim kendi yaptığım el yapımı bir inverterim var. Şu. Bunu da deneyeceğiz. İlk önce bizim ihtiyacımız olan 4 watt 12 volt bir adaptör trafosuna ihtiyacımız var. 4 watt 6 watt da olur. Bir tane köprü diyotta ihtiyacımız var. Şu şekilde. 12 voltla çalışan 6 kontak bir röleye ihtiyacımız var. Diğerleri ise kontak uçları 3 ve 3. Bir tane de 12 volt röleye ihtiyacımız var. Tek kontak olacak. Şöyle göstereyim. Yani toplamda 2 röle, bir trafo, bir de köprü diyotumuz var. İlk önce köprü diyotumuzun artı ve eksisini rölenin besleme ucuna bağlıyoruz. Şuraya lehimleyerek devam edelim. Şimdi ikinci bir rölemiz vardı. Onun da aynı şekilde besleme uçlarını köprü diyotun üstüne bağlıyoruz. Sırada trafomuz var. Trafomuzun 12 volt çıkışını köprü diyotumuzun AC uçlarına giriyoruz. Rölemizin üst kısmı inverterin 220 çıkışına bağlanılacak. Lehimleyelim, devam edelim. Bu ucumuz inverterin 220 çıkışına gidecek. Diğer bir bağlantıya geçiyorum. Rölenin orta ucu 220 şebekeye bağlanılacak. Bu ucumuz 220 şebekeye bağlanılacak. Bunu da şöyle kenara ayırıyorum. Rölenin alttaki son kontağı ise enerji çıkışımız olacak. Yani buraya bir lamba, TV ya da herhangi bir elektronik cihazınızı bağlayacaksınız. Ben buraya örnek olsun diye bir 220 ampul bağlayacağım. Onunla deneyi yapacağız. Onu da bağlayalım. Bağlantımızın bir kısmı bitti. Biraz karışık gelebilir. Şemada detaylı çizdim. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Şimdi rölenin ortak ucu 220'ye gidiyordu. Onunla trafonun 220'sini birleştireceğim. İkisi zaten tek bir hat. İki tane ayrı kablo çekmeye gerek yok. Bunları birleştirip buraya 220 bir fiş lehimleyeceğim. Şimdi başka bir masaya geçeceğim. İnvertörümü ve akümü bağlayacağım. Deneye devam ediyoruz. Bu benim kendi tasarladığım bir inverter. Bununla her şeyi çalıştıramazsınız ama birçok DC voltaj ya da lamba, ampul tarzı ufak tefek cihazları çalıştırabilirsiniz. Bunu 12 voltluk bir aküyle çalıştıracağım. Bağlantısını yapacağım. Şu iki ucundan da 220 voltu alacağız. Rölemizden gelen ucu inverterin 220 çıkışına lehimliyorum. Son
Son bağlantımızı da anlatayım. Şimdi bizim ikinci bir rölemiz vardı. Buradaki rölenin görevi de akünün enerjisini kesmek ve açmak olacak. Çünkü akü boşta beklediğinde invertörün kullanmasını istemiyorum. Bu röle sayesinde akü boşta kalacak ve elektrik üretmeyecek. Rölenin 3 tane ucu var. Altta, ortada ve üstte. Şu iki ucunu akünün artısından girip ve çıkıyoruz. Şimdi invertörün bağlantısını kısaca bahsedeyim. Eksi ucumuz direkt akünün eksisine bağlıyoruz. Artısını röleye girdim. Röleden çıktım. Ve kutup başına bağlayarak bitiriyoruz. Bu bağlantımızı da yaptıktan sonra artık çalıştırabiliriz. Artık güzel bir UPS'imiz var. Elektrik kesildiğinde bu devre sayesinde otomatikman invertörümüz çalışacak ve elektriğimiz akmaya devam edecek. Hemen bağlantıyı devam ediyoruz. Her şey hazır. Devremizi 220'ye takıyoruz ve başlıyoruz. Ampulümüz şu anda çalıştı. Akümüzü de bağlantısını yapalım. Akümüz de takıldı. Tamamdır. Şebekenin elektriğini kesiyorum. Fişi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ampul yanmaya devam ediyor. Tekrar takıyorum. Anahtardan açıp kapatıyorum. Bu 220. Bu da inverterimiz. Şebekenin kablosunu çıkartayım. Ayırdım. Ampulümü biraz örteyim. Kutup başını çıkartayım. Şu anda şebekeye bağlı değil. 220 fişimiz dışarıda. Aküye bağlıyorum. Çalışıyor. Hiçbir kayıp yok. Çok da güzel çalıştı devremiz. Bu inverterin yerine ister kendi yaptığınızı ya da orijinal olan, büyüklüğü hiç önemli değil. Rölenin gücüyle alakalı istediğiniz invertörü bağlayabilirsiniz. UPS olarak şu anda çok güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Elektriğimiz gitti. Elektriğimiz geldi. Videomuzun da sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.